kim kimi öptü? O beni öptü. Nasıl? Ama zorla. Yani ben öp dedim de öptü. Yani avcı, avcılarda oturuyordu. Sena'yı akşam eve bırakıyorum. Dedim hani öpüşelim bu akşam dedim. Tamam. Hayır dedim. Demedi. Hayır böyle bir şey yok. Yalan söylemiyorum şu an doğruluğunu diyorum. Hayır. Ya sen gelirken iki tane al işte ya. Vay ben tokum, ben evde öpüştüm ya. Sen öpüş gel o zaman eve. Hanımlar beyler, bendeniz Mesut Süre. Nohursun sunduğu ilişki testi alkışlarla başlıyor. Canlarım benim. Hadi bölümüne uğur olsun. La la la. Hoş geldiniz sevgili Erdi, sevgili Sena. Hoş bulduk. Erdi'ciğim kaç yıllık bir ilişki bu? 10 senelik bir ilişki. Facebook'la başladı. Hı hı. Bir 6 sene, 5,5-6 sene ayrılık oldu. 4 sene önce tekrar bir birleştik. 10 sene önce sevgili miydiniz? Tabii 10 sene önce başladık. 10 sene önce nereden anlıyor sevgili olduğunuzu? 10 sene önce Facebook'tan Erdi beni dürttü. Tamam. Sonra ben onu dürttüm. Böyle biz 6 ay birbirimizi dürttük. Hiçbir şey yazmadan. Facebook'ta dürtme vardı değil mi? Dürtme evet. Vardı. Sadece dürtüyordun. Evet. Kenarda yazıyordu. Erdi seni dürttü. O şey gibi normal hayatta böyle iki kere vurursun sırtına. Öyle bir şey mi? Yani işte. Tamam. Sonra biz buluştuk sonra. Dürttükten sonra yazdı. Böyle kısa bir konuşma oldu aramızda. Bakırköy'de buluştuk meydanda. Ondan sonra oturduk çay kahve içtik. Ben çok beğendim Erdi'yi. Ben de çok beğendim. Bilmiyorum artık. Sonra işte böyle bizim bir... bir sene bir ilişkimiz oldu Mesut Bey. Sonra Erdi ayrıldı benden. Sen niye ayrıldın Erdi? Aslında ayrılmadı da yani Erdi yok oldu birden. Buna ghosting deniyor değil mi? Yeni dönemde. Erdi ne oldu orada? O zaman biraz fırlamaydım. Yani çat kapı. Birileriyle birlikte olup. Çat kapı mı? Yani ilk defa bu birlikte olmayı bu deyimle kullanan birine denk geliyorum. Çat kapı. İyi akşamlar. Seksiniz var mı bugün? Hayır hayır. Seks getirdim sabah 9'da. İki tane ekmek, bir tane seks getirdim tabii. Ya çarpılmam şu an. Yani Sena çok utangaçtı. Tamam. Sadece buluştuğumuzda bir yere otururduk. Iced tea şeftali ya da limon vesaire bunları söyledik. Niye reklam aldık lan durduk yere? Yani içecek ne istiyorsa onu söylerdi sadece. Yani diyor ki başka bir şey bile söyleyemiyordun hani. Ya elini tutayım tutturmazdı. Öyle mi? Hani bir sarılayım falan hiçbir şey yok. Bu nasıl sevgililik kuzucuğum? Ya ben İmam Hatip'te okudum ama. Ya lisedeyim. Mesut Süreyle çok zor bir yerdeyim devam ediyor. Ne olacaksa olsun mu demeliyim? Yoksa anladım. Yani lisedeydim 16 yaşındayım. İlk konuşuyorum. Sen kaçtın o zaman? Ben de 18. Anladım. O yüzden sen bu tip hikayelerde... Yoktum. Beni kurtardı. Beni kurtardı şu an. Yoktun. Evet. Sen peki bunu anlayınca dedin ki böyle sevgililik olmaz olsun değil mi Erdi? Olmaz dedim ama niye dedin? Sena çok dışarıya çıkmazdı mesela. Okuldan eve, evden okula bir kız arkadaşı var. Onunla görüşürdü sadece. Sen? Ben sürekli bir yerlerdeydim. Barlar. Barlarda sürekli bir yerlerdeydim. Aynen. 6 sene sonra ne oldu? Benim yaşım tutmuyordu zaten. Anladım. Nasıl çıkayım ki? 6 sene sonra ne oldu? 6 sene sonra kim kime nerede ulaştı? Ya ben ara ara Sena'ya sürekli bir yerlerden yürümeye çalışıyordum. Tamam. Ama Sena yazıyorum, görüyor, engelliyor. Böyle bir şey asla yok ya. Nedir? Anlatma. Kendi vicdanını rahatlatmak için böyle bir şey uydurmuş. Sen şey mi yapıyorsun ara ara mesela? Artık el tutturuyor musun? Öyle şeyler mi yazıyorsun? Instagram'dan buluyorum. Instagram'dan buluyorum, yazıyorum. Engelleniyorum. Bir ara Snapchat vardı. Ben tatildeydim, o dönem yazdım. Bir iki konuştuk, onu da hatırlamıyor. Oradan da engelledi. Hatırlıyorum. Ne konuştunuz? Hayır, Snapchat'ten konuştuk. O tatildeydi, ben tatildeydim. Dönünce buluşalım dedik. Döndük, yok oldu yine. yine buluşamadık. Sen bir hırslı mısın bu çocuğa? Evet. Evet. Sürekli yok oluyor. Söylemiş lisede, evet. Ben Erdi ile evleneceğim demiş. Şöyle bir şey de oldu. Mesela askere gitti. 15 ay askerlik yaptı. 15 ay konuştuk. Sonra askerden gelmesi 2 gün kala yine yok oldu. Ayrıldı yani. Ayrıldı mı? Evet. Yani bir ilişki var sanıyordum ben yani o kadar çok. Erdi 15 ay içerisinde askeriz ya şimdi o yoklukta neyin peşindesin? bir şeyin peşinde değildim de aslında konuşmaya arkadaş arıyordum. Çünkü çok arkadaşımı sildim, erkek arkadaşım orada.
gerçekleri neden? Biraz anlayınca orada kimse aramaz, sormaz vesaire. Ben de bu sefer kız arkadaşlarıma yöneldim. Vefalılara. Aradım kimden bir şey çıkar, belki bir şey olur falan diye. Yani dönünce belki... Poturgard'ın yanıyor. İlişki testi alev aldı. Belki bir şey çıkar diye mi? Döndükten sonra belki bir güzel bir ilişkiye başlarım diye. Kaç kişiyle konuştun orada? 10. Nereden biliyorsun? Geçen gün söyledi. 8-9 vardı. 8-9 kişi denedin. Arkadaşlarım ama yani. Tamam. Belki dedim hani... Beni şey yaptın da bambaşka kafada bir adam bana göre ama şey mi yani? 8-9'una da belki güzel bir ilişkiye başlarız diye mi yazdın? Yok. Normal arkadaş gibi muhabbet ediyoruz. Ha, anladım. Belki dedim bir yerden onlar bana yürür, belki ben onlara yürüyebilirim. Bir yerden bir kapı açılır belki. Ne oldu kızım dönünce? Dönünce hiçbir şey olmadı. Ne kadar süre kayboldu? Valla işte 2000 kaç? 2013. 2012'nin sonu. Tamam. Sonrasında... 2017'de tekrar buluştuk. Evet, 2017'de. Askerden sonra yok oldum, 6 sene yoktum yani. 5-6 sene yoktum. Ya Mesut Bey, ben zaten onu beklemiyorum o sırada. Ya ben o lise bitmiş, tabii, üniversite, ben değiştim. Hayat da beni bir yerlere getirdi yani. İlişkilerim oldu. Ben ne dedim ya? Ben de bir şey dedim mi? Hayır, ben çok izledim. Hayat da beni bir yerlere getirdiği için ben ne dedim öncesinde? Benim bir dahlim var mı yani bu konuya? Tabii ki de... kalmadım yani. Ne kalmadı? Öğrendik biz de bir şeyler. Tamam, tamam. Biz en başında... Ama ben hiç öyle mi öyle mi baktım sana? Hayır. Bilmem, üzüldüğümüz gibi yani. Ha, saçmalama. Ben bu adama üzgünüm deminden beri. Ha, evet. Sana değil, deli misin? Onun o haline ben de üzgünüm. Ha, ama evet. Artık öyle evet. Birisi değil tabii. Tabii eşek kadar aynen. Olmuştur artık yani. Aynen. Şimdi askerden döndün. 4-5 sene geçti. Sonra ne oldu? Sena'nın bir erkek arkadaşı vardı galiba. Söz mü yaptılar? Bir şey yaptılar. Öyle mi? Evet, nişan. Öyle bir şey vardı. Nişan. Benim de hayatımda biri vardı. Bir 4-5 sene bir ilişki. Yapma ya. Evet. Sena'nın da öyle olmuş galiba. Senin kaç sene kızım? Benim 2. 2 sene. Hı-hı. Sen mi attın nişanı? Ben attım. Ben attım. Neden? Ben attım. Hayır ya, o attırmadı. Şey, yani ben evlenemeyeceğime karar verdim onunla. Ha, uymadı kafa yapınız. Aynen, mutsuz olacağımı düşündüm. Tamam, ayrıldın. Aynen. Ne demek, sen onun ilişkisi varken hayatına mı sızdın? Yok, bir görüşme aslında... talebi oldu. İkimizin hayatında biri varken görüştük. Şöyle oldu. İkinizin de hayatında biri varken görüşme talebi kimden geldi? Ben Mecidiyeköy'de bir arkadaşımla çalışıyorum. Ben sahada iş yapıyorum. Tüm gün sahadayım. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Sena yazdı, dedi ki Acıbadem'e gidiyorum bilmem ne hastanesine görüşmeye. Görüşelim mi dedi. Acıbadem Hastanesi işte. Acıbadem Hastanesi bilmem ne hastanesi diyor. Oğlum ya... Ben reklam olmasın diye şey yaptım. Ulan söyledin zaten Acıbadem diyor. Semt olarak. Şuraya bak. Öyle mi? Evet. Semt Acıbadem. Orada bir hastane gibi dedim. Tamam. Görüşelim dedi. Mecidiyeköy'de görüştük. Ben Sena'yı görünce tabii dedim... Yani Sena büyümüş, konuşmaya başlamış, çenesi açılmış. Oğlum bu kız cinsiyor mu ya? Minik minik uçmaya başlamış ama tavuk gibi düşün. Arada düşüyor. Hiç konuşmuyordu yani. Hiç anladım. Hiç ağzını bıçak açmıyordu. Ben evet. Onu yalnız başına kahve almaya gittiğini görünce bile şaşırdım yani. Ona şaşırdım. Nasıl dedim alabiliyor yani. Hiç konuşmayan bir kız bu hale gelmiş dedim. Sonra Sena ile ayrılınca... Sena'cığım katılıyor musun bu yorumlara seninle ilgili ya, olan bir yorum? Asla katılmıyorum. Buyurun. Gayet çünkü öyle. Ya şöyle, ben onu ilk gördüğüm zaman biraz böyle çok beğendim. İlk daha en başta. Aynen, yani çok beğendim. O yüzden de hani böyle ne yapacağımı şaşırıyordum. Mesela burada bile böyle hani konuşurken acaba yanlış bir şey söyler miyim diye konuşuyor ya, fark etmişsinizdir. Ben de o zaman öyleydim işte. Şu anki hali gibiydim. Şu an... Ben gayet rahatım şu an. Yanlış bir şey söyler miyim diye gergin hali bu mu? Yani ben... Ulan rica ederim. Yani o... Yani Ice Tea'ler, Acıbadem Hastaneleri. Bu kız büyümüşler. Bir de Mesut Bey sürekli öpmeye çalışıyordu. Ben istemiyorum yani. Metrobüste bile öpmeye çalışıyordu. Sakin! Hangi durak olduğu önemli tabii şimdi. Hocam sen 18 iken 16 iken öpmeye mi çalışıyordun ilk zamanda? Evet. Yani küçüğüm. Tamam. Sen de... Normaldir. Yani. Sen de sevgili değiliz, ne alaka diyordun? Yok, sevgiliydik. Ha, yine de ne alaka diyordun? İstemiyordum işte. Tamam. Sonra görüştünüz ya Acıbadem Hastanesi'nin orada.
Mecidiyeköy'de görüştü. Cevahir abime de görüştü. Oğlum ben mi yanılıyorum şu an? Biz niye deminden bir hastane konuşuyoruz lan bunu ki o zaman? Semt olarak Altunizade'deki bir hastaneye gidiyoruz. Şimdi Altunizade oldu. Ama biz yok. Arkadaşlar bakın kamera kaydı var. Sürekli başka başka açıklamalar yapamazsınız. Bir dediniz öbürünü tutmuyor ya. Acı badem karışmasın diye öyle söyledim. Ben ona dedim sadece gerçekleri konuşalım diye. Tamam. Evet. Zaten hiç... Hayır hiç konuşmadık zaten. Şöyle söyleyelim, böyle söyleyelim hiçbir şey yok. Tamam. Direkt geldik. Bu... Tamam. Şimdi hastaneyi anlamış sayıyorum hepimizi. Evet. Ben, bu arada benim gibi hastane... anlayanlara o desin. Ben... Fark etmez. Siz şimdi Mecidiyeköy'de buluştunuz. Evet. Evet. Nereye gittiniz? Oradaki AVM'nin Starbucks'ına gittik. Çok, çok kötü oldu. Orada da Fanta söyleyince... Mesut Bey. Masaya yedime geldi. Programa bak. Norsun sunduğu ilişkisinde 8. marka bu. Bak başka bir giyim markası söylerse sıçarım artık ha. Hadi tamam kahve mavi geçtik. Evet. Tamam. Tamam gittiniz oturdunuz. Evet Erdin'in yanında zaten bir iş arkadaşı vardı. Aa neden abi arkadaşınla geldin? Zaten çalışıyordu o sırada. Olsun. Evet. Yani yine de. Çok da ya aslında şöyle arkadaşım nikah şahidim olabilecek bir arkadaşım yani. Çok uzak anladım. Bir arkadaşım değil. O yüzden dedim sorun olmaz. Oldum nikah şahidin. Olamadı gelemedi. Biz de... Arkadaşa bak düğüne gelememiş. Ani, ya koronadan dolayı aniden gelen bir misafiri yaptık biz de. Anladım. Yani koronaysa yapacak bir şey yok. Tamam. O gün flört oldu mu Senacığım? O gün flört olmadı. Sadece ben zaten arkadaşıyla konuştum sürekli. Arada bir bakıyordum. Neden? Senelerin hırsı. Aynen. Gerçekten öyle. Bir de böyle hani diyor ya yeni konuşmaya başlamış diye. Onu göstermek için böyle arkadaşıyla daha çok konuşuyordum ben. Sonra... Orada ayrıldık. Şu mu senin konuşmayı gösterdin? Bir konuşalım. Tamam. Aynen oradan ayrıldık. Sonra Erdi beni Instagram'dan ekledi. Ben de onu ekledim işte sen kabul et, sen kabul et. Şimdi ikimizin de sayfasında diğer insanlarla fotoğraflarımız var. Ha. O yüzden birbirimizi kabul edemiyoruz. Evet. Burada şimdi bak YouTube izlerken ahlakçılara sesleniyorum. Hayatlarında biri varken buluşmak mı? Kimse kimseye karışmasın. Neyse o. Eski arkadaşız biz zaten. Tabii. Yani. Evet. Burada şimdi o yazacak olan muhtemelleri söylüyorum şu an. Tamam. Sonra işte ben dedim ki sen kabul et, sen kabul et. Dedim ki sen bir kabul et, ben kabul edeceğim. Kabul dedim. Ettiniz. Sonra hayatlarınızdaki insanlar... De... Öyle mi? Yok ben kabul etmedim. Neden? Kandırdın. Kabul ettik. Fotoğraflara baktım, engelledim sonra. Ben bakamamıştım. Ben de araba kullanıyorum. Dedim eve gidince bakarım rahat rahat. Uzanırım falan. Eve bir gittim ve hesap yok. Yıllar sonra buluşmuş hala uzanma peşinde. Bakarım lan bir saate. Bakarım ya ne olacak abi kadın mı yok ya? Zaten askerde konuştuğum 9 tane var onlardan birine yazamıyorum. Tamam. Sonrasında ben... Seni engellediğine şaşırdın mı Erdi? Evet. Sonra mesaj attım mesaj da gitmedi. Dedim herhalde Sena kayboldu. Bu sırada hayatlarınızdaki ilişkilerde dolu dizgin mutlu musunuz yoksa abi, ayrılmak üzere misiniz? Ayrılmak üzereyiz. Kesin mi? Evet. Tamam. Yani ayrıldık ayrılacağız. Baktım ben Erdi de var ayrıldım. Bir sebep arıyorduk ayrılmak için yani. Vaa. Wow. Çok gerçek konuşuyorlar. Şu an kimse kabul etmez bunu da. Ya böyle olmaması gerekir falan ama gerçek hayat böyledir pratikte. Evet. Sonra ben işte ayrıldım yazdım Erdi'ye. Tamam. Buluşalım mı yazdım. Engeli tamam kaldırdın. Evet. Ben de üzülmüş gibi yaptım hemen. Erdi de tamam buluşalım dedi. Nasıl üzülmüş gibi yaptın? Hani biraz huyuna gideyim morali bozuk. Dedim şimdi biraz şey yapayım onu. Destekleyeyim. Sen dedin mi ben de ayrıldım diye? Yok. Ben bir hafta sonra söyledim. Hayır ya dedin buluştuğumuz zaman ayrılmıştık. Tamam bir hafta sonra buluştuk. Benim ilişkim zaten bitmişti falan dedi o. Öyle mi? Aynen. Öyle miydi? Hiç hatırlamıyorum. 4,5 sene oldu. Erdi'ye inananlar o desin. Hadi abi bitmemiş diyenler o desin. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bitmişti diye biliyorum yani. Tamam. Hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Oğlum neyi hatırlamıyorum? Bu kadar eski zaman değil ki ya. O kadar güzel bir 4,5 sene geçti ki yani şu an Sena'yla. O yüzden öncekini çok hatırlayamıyorum. Şşş. Sakın sakın. Şurada bak şurada bir hanımefendi dünya tanısı böyle yaptı. Açıkçısın oradan. Ben duydum. Abla şurada yani. Erkekler alkışlıyor Allah'ın belaları. Kadınlar arkada böyle. Ha anlat. Ben gözlemliyorum burası. Böyle yapan var bak. Ama öyle bir 4,5 senen geçti ki öncesini hiç hatırlamıyorsun. Evet Sena da onaylayabilir bunu yani bence.
Güzel, evet. Hayır, hayır. Orası zaten muhakkak. Hatırlamadığına sen tamam mısın öncesine? Ya tamam artık Mesut Bey, ben geçmişim 9 kişiyle konuşurken benimle konuşmuş. Bir hafta önce mi ayrılmış, bir hafta sonra mı ayrılmış? Artık o kadarına takılmıyorum yani. Anladım. Mesut Bey, hayat bana bir şeyler öğretti. Ben büyüdüm, belirli bir yere geldim. Tamam. Bayağı orijinalsiniz ha ikiniz de. Sağ ol. Sonra? Hadi artık sonra bir buluşun, buluştuk. Öpüşün Allah'ını seversen. Buluştuk, biz böyle dertleşe dertleşe işte. Seninki sana ne yaptı, benimki bana şunu yaptı. Vallahi. Aynen. Ne yapmış onunki ona? Dertlerden biraz şey yaptık. Ya o bayağı sürünüyordu. Nasıl yani? Anlat bakayım. Yani onu böyle maddi manevi çok yormuşlardı zaten. Aa. Geldi böyle çöküktü yani. O eski halinden hiç eser yoktu. Anladım. Senan'ın ilişkisi nasılmış? Yani onu da çok hatırlamıyorum desem bir yeridir abi. Hayır, bilmiyor onu. Evet. Anlatmadın sen? Yok. Ufak tefek şeylerini anlattı da onları da hatırlamıyorum. Sen de sormadın. Evet. Sorma, beni ilgilendirmez yani sonuçta. Güzel. Sonra kim kimin elini tuttu? Allah'a bin şükür. Erde tutmuştur. Evet. Nerede? Erde. Erdeciğim, yalnız bir şeyleri hatırlaman lazım. Bölüm böyle bitmez. Ya da ben tutmuş da olabilirim ya. Senin de hayatın. Biriniz hatırlayın. Yok. Sena tuttu, ben hatırlıyorum. Tarkan konserine Aa, gitmiştik. Evet. Vay. Orada da ilk kez aşkım demişti falan. Sonra bir... Nerede konser? El konser nerede? Harbiye'de. Harbiye'de. Aynen, 2017. İşte ben böyle çantamdan bir şey bakıyordum. Erdi de hadi hadi bir şey dedi. Böyle yaptım, dur bir aşkım dedim. Ondan sonra böyle kaldık. Ondan sonra güldük falan. Konserden de el ele çıktık. El ele. Aynen. Öpüşüldü mü o gün? Yok. Hayat bana bir şeyler öğretti Mesut Bey. Bu adamla öpüşülmez. 6 ay sonra öpüşebilirim. 6 ay sonra? Evet. Vallahi. Ya ben çok çekindim. Bravo. Hayret. En evet. Son artık dedim ki Mesut Bey, yani bu ilişki bir yere gitmiyor. Hani bir samimiyet yakalayamıyorum. Evet. Ben dedim yani bilmiyorum, arkadaş gibiyiz ben. İstemiyorum. Sadece el ele tutuşup aşkım sevgilim, o kadar. Başka bir şeyi yok yani. E tabi bu bir ilişki sayılmaz. Sarılma da yok falan yani. Öyle mi? Evet. Uzaktık çok. Aynen. Sen dedin ki böyle olmaz. Dedin aynen mi Sena? Arkadaş gibiyiz yani, olmaz dedim. Tamam. Kim kimi öptü? O beni öptü. Nasıl? Ama zorla. Yani ben öp dedim de öptü. Yani Avcılarda oturuyordu. Sena'yı akşam eve bırakıyorum. Dedim hani öpüşelim bu akşam dedim. Tamam. Hayır dedim. Demedim. Hayır, böyle bir şey yok. Yalan söylemiyorum şu an, doğruluğunu diyorum. Hayır. Ya sen gelirken iki tane al işte ya. Vay, ben tokum, ben evde öpüştüm ya. Sen öpüş gel o zaman eve. Kaç gibi geleceksin? Sen yolda arabadayken akşam öpüşelim mi dedin? Yok. Kapıda yani inmek üzere baktım, yine olmayacak bu akşam. Hayır ya. Mesut Bey, yani ben bir gün önce yarın beni öp diye konuştum. Artık... Arkadaşlar. Ya biz... Hangi yüzyıldayız yani? Bence 3000 falan yıl. Bence buraya gideceğiz en sonunda yani. Değil mi? Teknolojiyle falan. Yarın beni öp dedin. O evet. Arabadayken dedi hadi o zaman akşam öpüşelim. Beni aldı. Bütün gün vakit geçirdik. Yok hiçbir şey. Sonra akşam eve bırakıyor. Ya ben böyle sırtlamak. Yeter artık ya, iniyorum dedim. Tam kapıyı açtım. Tamam kapat kapat dedi. Ya öpüşmek istemiyordu herhalde. Ben şu an anlamadım. Niye öpüşüyor? Şu an anlamadım. Erdiciğim sen çekindiğin için mi? Evet. Evet. Çok mu büyütmüşsün gözünde? Büyüttüğüm kadar da varmış yani. Tamam tamam. Abi fiili sormuyorum. Öpüşme fiilini çok mu büyütmüşsün yok, demiyorum. Yok, Sena'yı. Tamam. Büyüttüğüm kadar varmış yani. Hayır. Şimdi ben daha açık anlatayım. Önceki zamanlarda her şeye yok dediği bir dönem var ya. Evet. Sen bu meseleyi belki de büyütmüşsündür gözünde. Hani hata yapmış olur muyum yok, hamle yaparsam? Yok. O değil mi? Ay sokayım ya. Ama Mesut Bey. Bir anlam arıyorum bu hikayenin içinde. Yarın öp, bugün öpeceğim. Hayır yarın. Anlamlandırmaya çalışıyorum, temellendirmeye çalışıyorum. Olmuyor. Ben size söyleyeyim mi? Şimdi 9 sene önce Sena Erdi vardı ya. O 9 sene sonra Erdi ile Sena'nın rolleri değişti. Vay. Heh, evet. Bu. Ama yani zannetmiyorum. Piç hep piçtir. Ben piçim artık. Ben piçim artık, tamam. Evet. O çekingen artık. Sen piç ol. Evet. Yine ol ama... Geçmişinde piç olan biri çekingenliğe düşemez ki. Düşmüş vallahi. Nasıl askerden düşmüş? Sonra olmuş. Bu ilişkiden işte askerden bilmiyorum. Başka biri yani. Aa. Bu kişi o kişi değil. Değil mi? Evet değil. Erdi ne diyorsun buna? Evet. Değilim. Hiçbir hatırlamıyorum. Ama eski ben değilim artık. Gerçekten mi? Evet. Nerede eski piç Erdi? Askerden önce kaldı. Yani oradaydı. Anladım. Askerden geldikten sonra bitti. Şimdiki bu yeni halinden daha memnunsun. Evet. Peki sence de bu ilişkinin piçi Sena mı?
Yani %80. Nereden anlıyorsun Sena'nın piçliğini? Bizi... Yani... Böyle soramaz. Neden? Ama Sena'nın piçliğinden anlıyorum. Erdin'in piçliği derken itiraz etmiyorsun. Anlatır mı? Ne tatlı kadın ya. Sena'nın piçliğini soramazsınız. Sena'nın böyle... piçliğini. Nereden anlıyoruz? Ya o tırnak içinde ya. Tamam. Yani... Ya normal piçlik demiş olabilir miyim şu an deli? Yani evdeki olaylarından bir şey de anlatamam ki nasıl? Anladım. Siz kaç senedir evlisiniz? Bir. Bir sene. Kim evet. evlenme teklif etti kuzucuğum? Erdi. Evet. Nerede etti? Erdi sevgililer günüydü. Ben evlenme... Pardon. Çok pardon. Söyleseydim öyle. Ya evlenme teklif edeceğini az çok biliyordum ama günü kestiremiyordum. Hani 10 gün olur, 1 hafta olur diye. O gün de sevgililer günde bugün dışarı çıkalım dedi. Ben de sevgililer günde edeceğini düşünmedim yani. Yemeğe gittik. İşte yemek yedik. Sonra... Demin yapması gerekeni şimdi yapıyor. Hayatım bir üstüne basacağım ama. Ben de Erdi'ye şunu söylemiştim. Evlenme teklifi edeceğin zaman senden tek istediğim o gün güzel olayım dedim. Ha güzel. Aynen. Güzel yani bir beklenti. Minimal bir beklenti evet, yani. Evet bir video olur. O gün güzel olayım dedim. Ben de işte o gün işten çıktım. Karnım ağrıyor, saçım yağlı, halsizim, mutsuzum. Eve gidip üzerimi değiştirmeye de halim yoktu. Böyle bir eşortmanlarla saçım şuradan toplu. Gittim buluştuk, yemek yedik, sıkıntı yok. Sonra eve bırakacak beni. Ben anladım avcılara gitmiyoruz yani Beşiktaş tabelası falan. Dedim ki biz nereye gidiyoruz dedim. Ondan sonra öyle girdi dedim ki Erdi şu halime bakar mısın şu an dedim. Senden tek bir şey istedim. Ne dedin Erdi cevaben? Tamam eve bırak. Evet. Sena gelmese bir cümle yok ha. Projede. Hepsi, Erdi sürekli böyle. Başkası da mı? Ulan senin ikizin falan mı var mesela? Önceki adam başkası olabilir mi? Yok. Ya sinirlendim. Evet. Evet. Ne dedi yani sinirlendim? Götüreyim evine. Tamam dedim. Eve gidiyoruz dedim. Dedim her şey yani içimden dedim her şeyi yakıyorum dedim ben kendi kendime. Aa. Dedim başka zaman yaparım. Her şeyi dedim iptal edeyim. Tamam ama şey değil evlilikten vazgeç falan değilsin. Dedim tamam. Bu akşamı iptal ederim. Farklı bir zamanda yaparım. Hemen tamam dedi eve bırakayım evet. dedi. Ben de bu sefer tamam hadi nereye gideceksek gidelim dedim. Böyle işte sıfır beklenti girdim. Ama her yeri süslemişti böyle. Güller vardı. İşte klasik balonlar vardı. Balonların ucunda notlar vardı. Ne ama notu ben yazmış? Ben çok şaşırdım. Hiç öyle bir şey beklemiyordum. Valla ince bir adam. Yoktu. İnce evet. bir adam belli ki. Ne notu varmış? İşte hala saklıyorum. Seni seviyorum. İşte ömrümün sonuna kadar seninle olmak istiyorum falan. Çok yok, öyle bir kere ya, okudum. Aklına kalamayacağı değişik notlar yazmıştım. Ben de hatırlamıyorum. Bir yerden bakıp alıntılamışım kesin. Bir yerden mi baktın? Evet, ya seni seviyorum vardı ama 5-6 tane daha farklı bir yerlerden böyle bakılmış. Güzel cümleler evet. vardı yani. Anladım. Aynen. Duygusallaştın mı o gece? Çok ağladım. Valla. Aynen. Anladım. Diz çöktü zaten. Bir de hani vicdan da yaptım yolda kızdığım için. Diz çöktün. Diz evet. çöktü aynen. Valla. Ağladık. Sen ağladın baba. Evet. O da ağladı. Gerçekten mi aynen. ya? Ben zaten ağlayan birini gördüğüm zaman dayanamam yani. Bir duygusallaşırım. Bütün sahnenin içine sıçtı şu an ha. Niye böyle bir şey? Ya karşıdaki ağlayınca ben de mecbur ne yapayım? Ben de ağladım ya. Ama ya teklifin yani benim için bir duygusal bir anı yoktur. Sena... Tamam. Hemen kabul etti mi? Evet dedi mi? Tabii ki. Evet. Hemen evet dedi. İki türlü evet var. Evet var, evet, evet, evet var. Hangisi? Evet, evet, evet. Anladım. Arada kavga ediyor musunuz? Çok. Vallahi. Evet. Bağır çağır mı kavga? Tartışma ya. Anlatın bağır. Bakayım. Bağırma kültürünüzü anlatın bana bakayım. Tartışma kültürünüzü. Yok. Bağırma kültürü. Yok. Yani boş tartışma bizimki. Yani biz yani kavga edecek ya da tartışacak bir şey bulamıyoruz. Tamam. İşte bu su neden bu kadar az olmuş? İşte bu kahve niye böyle? Vesaire böyle saçma sapan şeylerden tartışıyoruz. Peki kim alttan alıyor kavgada? Erdi. Vallahi? Evet. Nasıl alıyor alttan? Hep sakin. Aynen sakin kalıyor. Aslında o biraz da beni de sinirlendiren de o. Erdi susar susar susar. Ben işte konuşmaya devam ettikçe bir küfür Erdi'den. Ondan sonra daha da büyüyor kavga. Ne duydun Ezel? Erdi'nin ağzı çok pis. Öyle mi? Yani ben aileye girene kadar sadece bana karşı böyle sanıyordum. Aileye girdikten sonra aileye de küfür ediyor yani. Herkese küfür ediyor. Yani, kime küfür ediyor? Babana mı? Yok. Yani sinirlenince karşımda kim... Ay aklınıza o gelmedi mi yani? Yani babasının yanında da küfür ediyor. Tamam. Sinirlendiğimde yani ağzından çıkanı duymuyor kulağım derler yani. Öyle oluyorum ama 5-10 dakika sonra yine bir pişmanlık oluyor.
vicdan. Ne gördün aile yanında? Ne yapıyor mesela? Örnek ver biraz. Yani mesela arabadayız. İşte Erdin'in annesi, ablası, ben, Erdin küfür ediyor trafikte herkese. Ha, anladım. Aynen. Annesi de benim gibi sus oğlum, sus yapma falan öyle diyor yani, ben de öyle. Şey mi peki, aile de ediyor mu? Baban falan küfürbaz mı? Babası da küfürbaz. Babası da size, senin yanında ediyor mu küfür? Yok. Musa baba benim yanımda küfür etmedi ama duydum yani, hep şey diyor işte enişteleri falan, Erdi aynı babası gibi diyorlar. Aynı Musa baba mı diyorsun? Aynen Musa baba. En sert ne duydun Sena'dan? Ben de söylüyorsam hepsi onda var abi. Ver küçük bir örnek. Yani ana avrat düz gidebilir yani. Öyle mi? Tabii sinirlendiğinde gidebilir. Benden öğrendi. Normalde ilişki... Hayat onu büyüttü. Öğrendi. İlişkinin ilk başında lan kelimesine tahammülü yoktu. Evet. Ben söylediğim zaman böyle sinirlenirdi falan. Ya sonra baktım olmuyor. Sonra baktım küfürün böyle rahatlatıcı bir tarafı da var. Erdi deyince ben de söylüyorum. Anladım. Aynen. İlk o mu başlattı bu? Evet, kesinlikle. Küfür. Ha, barışma adamı kim atıyor? Ben şey diyordum hep. İşte küfür olmasın, birbirimize öyle işte aptal salak demeyelim, saygı olsun falan. O işler öyle pek olmuyor yani bizim neslimizde. Anladım. Yani aynen, saygıya da gerek yok. Saygı var ama küfür de var. Evet, hepsi var abi. Kim barışıyor? Hemen gidip. Ben de çok barışıyorum. Erdi de barışıyor. Duruma göre yani, o tartışmada en çok kim küfür ettiyse... Tam böyle kavga ettikten sonra böyle biri romantizm başlatır. O hanginiz? Erdi. Valla? Aynen. Ne yapıyor mesela mutfağa gelip? Çocuk gibi konuşuyor. Çocuk taklidi yapıyorsun? Yok yani. Çok yapıyor hep ama o kadar bazen sıkılıyorum yani. Tamam. O kadar? Evet. Abi nasıl biliyor musun? Bunu Sena başlattı. Sena ilk başta böyle çocuk gibi konuşunca ben kendi kendime diyordum ki ya bu kız niye böyle konuşuyor sürekli? Bana da bulaştı. Küfür gibi yani. Benimki nasıl ona bulaştı, o da bana bulaştırdı. Sen ona küfür bulaştırdın, o sana çocuk taklidi bulaştırdı. Evet. Vallahi Sena'nınki daha kötü ha. Ben sana söyleyeyim. Çok kötü yapıyor bir de. Hadi bir deneyek ya. Yok, hani ben de daha... İşte, lütfen hadi bak. Buraya kadar sıçarım artık. Oho! Mesut Süre'ye bak. Yeter lan! O dinleyecek, bu izleyecek. Sena sen başla, Erdi devam etsin. Arkadaşlar yakıyoruz motoru kadar. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Mesela işte geliyor işte kavgadan sonra işte küçümüş müydün benimle falan diyor. Küçmüş müydün ha? Erdi dene bakayım bir. Küçmüş müydün? Aynen. Oradaki bir yap lan. Yer miyim ben bunları? Bana bakarak ya. Evet. Küçmüş müydün? Olmuyor abi, vallahi olmuyor. Beni çok çeyim içtin değil mi falan yapıyor. Ne diyor, ne diyor? Beni çok çeyim içtin değil mi? Çeyim içtin. Onun kelimeleri abi. Hep onları öğrendim. Sen böyle S'leri Ç yapınca çocuk gibi mi oldun zannediyorsun? Onlar işte öyle bulaştırdı. Çocuk. Yani çeni çeviyorum deyince çocuk mu oldum ben şimdi? Oldum lan, kolaymış ha. Hayır, ismini onlar çocuk gibi konuşma diyor aslında. Ana kızlarıyla falan öyle yapıyor. Fiziksel olarak da böyle bir şeyler yapıyor. Deyince çocuk gibi oluyor yani. Ne yapıyor fiziksel olarak? Ya şaklavanlık yapıyorum. Aynen, abi işte. Şaklavan. Gönlünü almak için her yolu aynen deniyoruz. Alabiliyor musun gönlünü? Alıyor, alıyor. Ha. Ama nasıl daha devam ettireyim? Sinir, yani konuşuyor. Bir yerden sonra gülüyorum artık. Ha, anladım. Bizim artık kavgalarımız öyle oldu. Mesela geçen gün işte mutfakta bir şey yapıyordum. Tartıştık işte, çekil oradan falan. Ben mutfakta çok rahatım yemek yaparken falan. Ama Erdi geldiği zaman ya da herhangi biri mutfağın içine girdiği zaman birden sinir katsayım artıyor. Niyeyse böyle, hatta Instagram'da da böyle bir şey gördüm. Herkes de oluyormuş yani. İşte geliyor böyle bir şeylere karışıyor, arkamda duruyor falan, çekil falan diyorum. Sonra böyle onu öyle yapma dedi, çok karışıyor. Elini keseceksin falan, böyle ellerimiz birbirine girdi böyle. Dalaşırken ben böyle bir anda sinirlendim böyle, aa falan diye kolunu ısırdım. Sonra gülmeye başladık. Isırınca. Yani elim böyle bulaşmıştı bir şeye. Kolunu mu ısır derdi? Evet. Arada bir öyle saldırmış. Hemen şey dedi, sen benim kolumu mu açıyordun? Çok acıdı mı acıdı ama falan. Yap artık yeter. Üç tane çocuk konuşuyoruz. Bu nasıl bölüm? Ben yoruldum ya. Hanımlar beyler, Nors'un sunduğu ilişki testi alkışlarla devam ediyor. Erdi, Sena dünyanın en güzel kadını mı? Evet. Tamam. Şimdi formatımızı daha önce izledin değil mi? Evet, işte, evet. Öyle konum dünyanın en güzel falan yok. 10 üzerinden kaç veriyorsun? 9 veriyorum. Fiziken? 9. Ne olsaydı 10 olurdu sence? Ya fiziksel 10 gerçi. Fiziksel 10 abi. Fizikseli soruyor. Yok 10. 10 abi. 10 yasak. 9. Bir sebep söylemekle durumundasın.
O bir puanın sebebi olacak. Tamam. Kimse kusursuz değil. İşte onun kendi rahatsız olduğu ne var? Onun rahatsız oldu abi. Çene yapısı. Şimdi oldu. O kadar. Çene yapısı. Sen ama beğeniyor musun çene yapısını? Ben beğeniyorum. Yani şöyle çoğu kadın da hatta ameliyat şuralarını şöyle şey yapıyor yani çıksın diye. Ameliyata falan giriyorlar ya ama sen... Oğlum duvar mı bu kadın böyle vur... Mala gibi vurdu tak tak. Ses geliyor mu çeneden? Vurmadım abi. Sağlam mı? Bak bakayım. En beğendiğin fiziki özelliği eşinin? Elleri. Elleri yani. Başka bir şey diyecektin de el demişsin gibi verdin. Yok elleri. Öyle mi? Evet. Sen kızım dünyanın en yakışıklı adamı bu adam. Benim için öyle. On üzerinden? Yani benim hayatımda gördüğüm bütün erkeklerin içinde en yakışıklısı Erdin. On üzerinden? Eyvallah. On üzerinden 8.5. 8. 8'den. 7.5. 7. 8.5'dan 9 diyecektim de 8 dedim. De tabii canım. Max aynen. 8 yani. Aynen. Ne olsaydı 10 olurdu? Dürüst ol. Vücudun daha böyle şey istiyorum. Spor yapmış bir vücut. Omuzlar geniş olsun istiyorsun. Aynen. En beğendiğin fiziki özelliği ne? Erdin'in şu ağız yapısını böyle o aralıkken dişlerinin görünmesini, ağız yapısını çok beğeniyorum. Bir de gülünce burada kırışıklıkları çok beğeniyorum. Herhalde gönül gözü bu demek yani. Değil mi yani? Bunu fark etmek için bayağı aşkla bakmak lazım. Neymiş ağzı açık açıkken ne görünüyor? Ya böyle mesela... Sorma sokayım affedersin. Genelde böyle ağzı kapalı değil Erdin. Şöyle hafif açık. O diş yapısını da beğeniyorum. Dudaklarını da beğeniyorum. O görüntü hoşuma gidiyor yani. Seviyorum onu. Anladım. Bu ilişkinin dokunmatiği kim? İkimiz de. Kim daha çok muç? İkimiz de evet. Çok. Örnek ver biraz. Yani biz böyle birbirimize dokunmadan uyumayız. Birbirimize dokunmadan oturmayız. Sadece böyle toplum içinde sevmiyoruz. Ha, anladım. Aynen. Evin içinde başka bir dünya başlıyor. Başka bir dünya. Bir huyunu değiştir bu adamın. Hangi huyu değişsin? Erdin'in böyle bir fazla ses çıkarma huyu var. Böyle bir öksürük, sürekli bir boğaz temizleme. Sürekli falan. Buraya geldi daha mikrofon denemesi yapılıyor. Diyor ki ya şey ben öksürürken ne yapayım? Hani öksürürken ne yapayım? Öksürük sıkıntım var. Sesle alakalı bir sıkıntı olur mu diye sordum. Hiç yani, öksürmedin. Çok yapıyor. Ben öksürmek esnemek gibi ben öksürdüm ama bırakayım şu an. Gülerken herkes sesteyken öksürüyorum. Öyle mi? Bana da karıştırıyor. Oğlum bu nasıl huy? Hangi huyunu değiştirsin diye böyle... Ben de buna aşırı sinir olan mıyım? Öyle mi? Yani şöyle, mesela benim annem de bilir. Katır kutur bir şey benim yanımda yenmez. Annem der ki yeter ıslatarak yiyorum hani ağzımın içinde. Daha ne yapayım? Çok sinir oluyorum. Sese karşı. Böyle kanım çekiliyor. Fobi. Öyle mi? Çok hiç sevmiyorum. Sesli mi yemek yer? Yok. Yemekte yapmıyorum. O huyu yok. Yok. Ama böyle yapıyor. Başka bir huyu var mı değiştirmek istediğin? Çok yavaş. Onun sizde de 1000 saat. Ben öyle takmıştım bir ara. Her şey 1000 saatte yapıyor. Şurada bir de siz çağırıyorsunuz, çekiyorum. Neden? Çeke çeke git. Yavaş yani böyle bir... Hayır. Çağırmadan önce... Ben 500 tane şey anlatıyorum. Sabrım kalmıyor benim. Şu an programdan mı bahsediyorsun? Her an yani. Çok yavaş. Yavaş ben misin Erdin? Ya Sena'ya göre yavaşım. Ben de... Gün içinde çalışırken yani yavaş olduğum söylenemez. Bayağı güzel hızlı çalışıyorum. Mesleğin ne? Sahada teknisyenim. Tamam. Ne teknisyeni? Yani, post cihazları var. Tamam. Onların teknisyeniyim. Yani normalde bir kişi, bir arkadaşım mesela 20 kişiye günde çevirebiliyorsa ben 30 kişiyi çevirebiliyorum. Yani hızlı bir insanım. Aslında hızlısın. Sena'ya gelince mi yavaşsın? Belki de iş yorgunluğundan dolayı ona yavaş geliyor olabilirim. O bütün gün evde çünkü. Bir enerji de buluyor. Yok eğlenirken de öyle. Mesela bir konsere gidiyoruz. Ben kendimi kaybetmişim. Eğleniyorum. Abi dans etmeyi bilmiyorum. Ben nasıl dans edebilirim ki? Bilmiyorum. Şu ayağımı oynatıyorum bir yerde. Sadece o kadar yani. Şu mu dans? Dansa bak, kız da böyle yapıyor. Aslında fena değil ha. Hadi yap bakayım benimle beraber. Bir de sol ayağını kıpraştır. Al sana dans, cool dans. Hiç anlamam abi. Düğünde öğrettim. Yani düğünden önce prova yaptık, öğrettim. Düğün videosunu izliyoruz. Sadece benim gözümün içine bakıyor böyle. Ne yapsın? Ya çifte terli oynuyor, sadece benim gözüm. Etrafımızda 1000 tane insan var, sürekli benim gözümün içine bakıyor. Herkes bununla dalga geçti. Ben de başkasıyla da oynayamıyorum gözümün içine baktığı için. Kardeşim, sen orada şey mi dedin artık? İşte gözüm hayat boyu sende. Bir metafor, bir mesaj mı var? Yok, o muhtemelen şöyle anladı abi.
ona bakıyorum ya. Sakın benden gözünü ayırıp başkasıyla oynama, ben ortada kalırım falan aynen diye anlamış. Halbuki öyle bir şey yok yani. Sena başkasıyla oynamaya başlayınca ben salondan çıktım. Öyle bir şey yok, ben gidemedim. Ne yaptın salondan çıkıp? Yani 3 saatlik düğünde ben bir 40 dakika falan görünmüşümdür. Öyle mi? Evet. Yoktun o herhalde. Bilmediğim için. Kenarda alkış yapıyor işte. Arada bir giriyorum yalandan falan, bir dönüp çıkıyorum. Valla. Aynen. Düğün şarkınız neydi? Athena, senden, benden, bizden. Ha. Evet, hareketli bir şarkı. Evet. Aslında Hakan Peker Karam olacaktı. Alternatiflere bak Allah'ın. Çok tatlı kadın var. İyi ki olmamış ya. Ama mesela düğün dansı slow olmaz mı? Ama işte bir gel artık gönlümü kara, böyle nasıl dans edeceğiz? İşte ben hani biraz daha böyle şey olsun dedim, herkes gibi olmasın. Ha, sen bilinçli hareketli seçtin. Evet, evet. Anladım. O zaman siz normal böyle klasik dans değil de hareket dans ettiniz. Çevirmeli bir şeyle. Hızlı öyle bir dans oldu yani. Çevirebildin mi? Orada Sena yapma dedi. Yapma mı dedi? Dans esnasında yapma dedi, tamam dedim. Ne demek yapma? Çünkü heyecanlandı. Ayağı falan hani takıldı. Hani duan var. İşte hani bir şey olur. Ne gerek vardı? Ha, anladım. Aynen, çevirirken. Bu, beceremez falan. Klasik merasimler oldu mu? Nişan, söz, düğün. Hepsi oldu ama anladım, şöyle bir sıkıntı oldu. Biz bir sene önce evlendik. Bir sadece nikah oldu orada. Sonra 6 ay sonra, 3-4 ay sonra evimize yerleştik. Geçen hafta da 2 hafta önce falan da düğünümüz oldu. Öyle mi? Aynen. Kız isteme? Oldu. Nasıldı hocam senin için? Benim için çok heyecanlıydı. Ben elim ayağım boşaldı, sinirlerim falan gitti. Beni arka koltuğa aldılar. Dediler sen biraz tabii. Nasıl yani arka koltuğa? Ben odaya bir girdim, bir baktım tüm büyükler böyle Şampiyonlar Ligi gibi. Bir heyecan bastı. Şampiyonlar Ligi'ne bak, Liverpool, Real Madrid. Aynı öyle gördüm. Sonra beni arkaya aldılar. Biraz arkada oturdum. Herkes baktım muhabbet sohbet ediyor. Çünkü biliyorum birden konu benim üzerime gelecek. Herkes konuşunca biraz normale döndüm. 15 dakika sonra aldılar beni öyle. Sena böyle ufak bir tepsiyle kahveyi getirdi. Normalde fincan alman lazım şeyle, tabağıyla. Ben tepsiyi almaya falan çalıştım. Fotoğraflarda... Tepsiyi aldım ben de başkalarına ha. Beni aldılar o gece Mesut Bey. Sena da çekiyor tepsiyi. Yani almam lazım. Yapma, yapma. Sonra bıraktım. Karıştırmış, çevirmeye çalışıyor Sena'yı danstaki gibi. Anladım. Heyecanlı mıydı gerçekten kız istemeye? Çok. Vallahi. Aynen. Hiç sülalesinden biri seninle konuştu mu hocam? Bak kızımızı veriyoruz filan. Ondan önce tanışmışlığımız çok. Öyle mi? Evet. Kimle? İşte anne, teyzeler, kuzenleri vesaire. Tamam. Yani kuzenlerin erkek kuzen var mı? Evet. Yani onlar biraz böyle delikanlılık yaparlar. Yaptılar mı sana hiç? Yok. Ya biri kardeşim yaşında, biri de benimle aynı yaşta ama tamam, ikisi de dünya iyisi yani. Ha anne, öyle şey yapmadılar. Evet. Erdin eniştesi benimle konuşma yaptı. Alakasız da bir tip, sana ne ya? Sen en dıştasın yani. En dış katman sensin. Enişteye bak. Gel kız buraya otur. Teyzesinin kocası bir de. Hani ablalarının da değil. Tamam. İşte üzme sakın falan. Harbi mi? Benim haberim yoktu. Erdimiz bir tanedir. Biz onu el bebek gül bebek büyüttük, üzme. Öyle dedi. Benim bundan haberim yok. Vallahi mi? Vallahi yok. Tam olarak ne dedi? Üzme sakın oğlumuzu dedi. Ben de o beni üzmesin dedim. İyi demişsin. Bir aynen de tüküreydin. Yani hak etmişler gerçekten. Değil mi yani? Aynen. Güzelmiş. Peki sence Erdi bu hayat yolunda senden daha iyisini bulabilir miydi? Bulur tabii ki. Nereden anlıyoruz bunu? Yani benden daha çok anlaşacağı biri vardır. Ben de çok sıkıntılı bir insanım yani. Benim için bende sabrettiği çok şey var Erdi'nin. Tamam. Yani o toleransı göstermeyeceği başka birini bulabilirdi. Sen ne diyorsun Erdi bu duruma? Gerek yok diyorum abi bence. Mesut Bey hatırlamıyorum yani. Yani ben çok zevk alıyorum abi. Bu halden memnunum yani. Anladım. Sence Sena senden daha iyisini bulabilir miydi? Bulamazdı abi. Bulamazdı. Şu bakışı zoomlayalım mı Barancığım? Lan sen kim köpeksin? Ben şok oldum. Bulamaz mıydı? Bulamaz diye tahmin ediyorum. Sena şimdi şöyle abi, gerçekten zor bir insan Sena. Ben de çok kolay sayılmam ama Sena çok zor. Yani bir seviye çekilebilir. Benim düşüncem o. Yani eşi olarak öyle düşünüyorum. Bir süre ama ben ömür boyu çekebilirim. Özrü kabahatinden büyük mü acaba? Oğlum çekmek fiilini kullanmayalım da yanında durabilirim, destek olabilirim. Ne dediğini farkındadır. Ya o anlamda yok, o anlamda ya.
O anlamda mı? Ömür boyu çekebilirim benim dediğim anlamda mı? Hayır, ilk başta dedim ya abi kimse çekmez hani bu asi huylarını vesaire sinirlerini. Aha. Onları... Ben çekiyorum. Aynen. Ben, çünkü çok seviyorum zevk, diyorsun. Benim için bir zevk abi. Zevk? Tabii, o kadar. Senin yani. Ucun da yok yani. O kadar yani. Değil mi? Ya dip ya tavan. Benim için ayrı bir zevk. Her gün olsun, her gün çekerim ben. Her ortamda böyle kendini masum, kendini iyi, beni böyle fena, çok çirkef ve sivri göstermeyi çok seviyor. Öyle bir şey demedi ki adam. Onu seviyor ya, onu ben farkındayım. Şu öyle mi? Onu yapmaya çalışıyor. Ne yapmaya çalışıyor şu an sence? Ya işte hani ben onu çekiyorum. Bu ne demek ya? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Ay çünkü ben de sinirleniyorsam... Bir sebebi sensin. Evet. Ya. Aynen öyle. Sen onu çekiyor musun hiç? Erdi çekiyor mu? Tabii ki. Tabii. Yani. Ama zaten Erdi'cim senin bunları söylemende iki dakika önce hanımefendi dedi ya bana çok tahammül ediyor diye. O onu söylemişken ben onu çekiyorum demene gerek var mıydı? Ama kötü bir anlamda demedim. Çekiyor dediğim yani kötü bir anlamda değil. Kelime hazinesinin yine... Yani. Sonradan diyorum ki benim için zevk diyorum yani bu şey değil. Kötü bir niyetim yok. Sena Erdi'den daha iyisini bulabilir diyenler o desin. Çok şaşırdım. Neden? Bak adam öyle bir şey yapmamış demek ki. İşte yapamamış, ona şaşırdım. Seyirci bilinçli olunca anlamışlar. Bravo. Seyirci bilinçli olunca mı? İyi övgüyü kaptınız ha. Erdi, Sena'dan daha iyisini bulabilir diyenler o desin. Dört tane borazan, biri balkonda. Erdi'cim destek var sana da. Evet abi. Üç kişi. Ben oradaydım. Birkaç fikir alalım. Sen kime o dedin? Sena'ya. Neden? Çekerim ne demek ya? Çekmesin. Kim gibi çekiyor yani? Hoşlandığım söz olmadığı için dedim. Hani çekerim dedi ya hoş değil. Sonra açıkladı ama onu. Açıklaması da bence şeydi böyle çırpınır gibiydi. Yok. Hoş, tamam ben onu sezdim. Sezdiğim sonuçta da cevap verdim. Hoşlanmadım. Teşekkürler. Rica ederim. Erdi'ye böyle nadiren medeniyet geliyor görüyorsunuz mu? Böyle anlık patlamalar yani genelde bir karanlık var ama anlık. Teşekkürler fikrinize saygı duyuyorum. Arkada kuliste Mesut abi ne konuşturuyorsun benim hakkımda ya biz. Teşekkür ederiz hayat. Ver bakayım bir arkaya. Ver. Abimize ver. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk merhaba. Naber? İyiyim siz? Gayet iyiyim. Ne iş yapıyorsun sen? Öğretmenim. Öğretmen? Evet. Ne öğretmeni hocam? İngilizce. Benim de İngilizce bana dediğim gibidir. İyi mi? Seni iyi anlaşırız yani. Normalde İngiltere'de karşılaşsak sular seller gibi konuşurduk. Tabii. Kime bağırdın o diye? Ben o diye bağıramadım. Tam neden? Ben duymadım ya. Ben yok, İngilizce anlayabiliyorum çünkü. Türkçe anlamıyorum. Tam sesteyken boğazımı temizliyordum o yüzden. Hiç sevmem. Arkadaşlar sizi bana bu akşam parayla mı verdiler yani? 250 tane. İnanılmaz ya. O diyenin... Kaçırdım ya. Tam o sırada gıcık yaptı biliyor musun? Peki şimdi sana yeni bir fırsat. Sena, Erdi'den daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. Oğlum sana fırsat sadece. Abi etrafa bakamaz sana özel. Anket yapıyoruz hala boğazını temizliyor. Yetti artık. Sokacağım şimdi elimi temizleyeceğim ne varsa. Erdi Sena'dan daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. Bence tam tencere kapak olmuşlar. Ne olmuşlar? Tencere kapak. Tencere kapağın İngilizcesini. Çevir bakayım tencere kapak ne demek İngilizce? Tam olarak çevirmez ama otomatiğe şimdi şeyle. Hocam sen hakikaten öğretmen misin yani? Tamam, soracağım sana. İngilizce tencere ne demek tencere? Pot... Abi hangi okul? Oradan duyuyorsun pot, ya. Yok, pot daha çok... Tam pot, evet. Pot, şu an cahille sohbeti kesti. Tamam. Neden demiyorum? Tam pot. Oğlum sen kendi fikrini söylesene hocam. Doğru, pot. Hayır, sen başka bir şey diyecektin. O mu? Başa dön. Soru yeni mi geldi Türkçesi? Evet. Türkçesi bence anca gelmiştir, olabilir. Kapak ne kapak İngilizce? Vallahi sende hiçbir yok. Heyecandan. Kapak ne? Söylediler. Böyle yapıyor, diyorlar işte. Şimdi bana tencere kapağı biri söylesin.
Pot and read. Baştan. Bak hocam şimdi sana diyeceğim tamam. ki tencere kapağının İngilizcesi neymiş? De ki bana pot and lid. Hocam tencere kapağının İngilizcesi ne? Pot and lid. Bravo be! Alkışlar hocamıza. Sen bizi izliyor muydun gelmeden? Sizi mi? Evet. Birkaç kere izledim. O kadar. Evet, evet. Seni kim getirdi? Bir arkadaş tavsiye etti. Buraya kimle geldin? Eşimle. Eşinle? Eşin evet. izliyor muydu bizi? Hayır. Hiç yani, bilmiyorsunuz beni. Evet evet. Bir iki kere. Sevdiniz mi izlediğiniz şeyi? Gayet güzel. Evet. Buraları yayınlayalım mı? Yayınlayabilirsiniz. Vallahi. Çok teşekkür evet. ederim hocam. Ben çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben de. Sen de tam emin değilim ama olsun. Ben oldum. Kocaman alkış! Diyelim. Gidemez. Hastalan... Ben gidiyorum abi yeter ya. Diyelim dedim bana böyle yapıyor. Gidemez. Yani değil. Süreyya'cığım ne soralım? Toparlayalım. Galiba huyu sormak. Huyu. Evet. Doğru. Bir huyunu değiştir bakalım Sena'nın. Hangi huyu fışt yaptın? Hangi huyu değiştirdin? Aniden sinirlenmesini değiştirmek. Ne yapıyor sinirlenince? Bir şey kırmışlığı var mı? Kırmışlığı var. Duvara var. Ne yaptın? Oo. Tabii. Yapma ya. Kendi telefonunu tartışırken birden böyle aldı masaya. Vurdu. Yapıştırdı. Böyle bir ani parlamaları da filan. Sen nasıl davranıyorsun? Ben ilk başlarda çok böyle huyuna gidiyordum artık. Yani bir şeyi fark etmediğini gördüm. Huyuna gittiğim dedi. Zaten şimdi, huyuma geldiği için bir şey fark çok, etmiyor. Bu sabah AVM'ye gittik. Bir kıyafet bir şey bakayım falan diye. İkiniz de çok şıksınız bu arada. Teşekkür ederim. Ben yeni aldım bunu buradaki AVM'de. Fişi de burada buyurun efendim. Ya hakikaten çok yakışmış ikinize de. Sağ olun. Sena üzerine bir şey alacak. Bakıyor çok beğeniyor. Etiketi bir çeviriyor abi. Fiyatı gördükten sonra bir başlıyor. Ben enayi miyim, ben aptal mıyım falan. Çıldırıyor. Ama kapitalizme böyle bireysel çıkışlarla anlatamıyorum. Etki edemeyiz yani. İşte onu anlatmaya çalıştım bu sabah. Dedim ki AVM'de insanlar buraya dolarla kira veriyorlar. Dolar çıkmış. Tekstilde zaten şeyi biliyorsun. Bu insanlar diyorum bu fiyatı koyması normal. Şu anda belli ki bir köy kahvesiz. Bir çay rica edeyim ben birinize. Ya Erdi bu MHP'nin oyları niye arttı be? Hiç beklemiyorduk ha hiçbirimiz değil mi bir anda? Ha ne diyorsun Erdi? Fiyatların normal olduğunu söyledi. Tabii abi dolar almış başını gitmiş yani. Bunlar hep yurt dışından geliyor zaten. Zam olarak da bize yansıyor sonra. Şaşırmamalıyız yani. Hiç anlamam. Farkındayım. Hazretleri hiç anlamam. Kuzucuğum sen mesela fiyatı gördüğünde fiyata mı sinirleniyorsun? Yani o kazağa ben o fiyatı vermem. Verdin mi bugün? Hayır şöyle bugün benim giydiğim şey olmadı. Yani mikrofona uygun olmadı. Aa. Aynen ben de koştum gittim aldım ama yani makul bir fiyata aldım bunu. Ha, anladım. Aynen. Aslında giymek istediğim bu değildi. Yo bundan da memnunum şu an mutluyum. Anladım. Yani mikrofonla rahat olduğum için ne güzel. Rahatım o yüzden. Sen ne zamandır çalışmıyorsun? Bir seneden beri işte. Evlendiğimiz gün ben istifa ettim. Neden? Zaten çıkacaktım. Ha tamam. Aynen. Şimdi dönme hazırlıkları var mı? O zaman işte tazminat almak için oradan ayrıldım. Şimdi bambaşka bir sektöre geçiyorum. Neye geçiyorsun? Kendi okuduğum bölümde ithalat ihracat. Şimdi hocam sen diyelim 8-9 bin lira maaş alıyorsun. Evet. Hanım da dolarla alıyor. Aşağı yukarı 10 kat. Evet. Aşağı yukarı. Maşallah. Bu seni rahatsız eder mi? Çok hoşuma gider abi. Çok hoşuma gider. Arada da böyle bir maşallah. Çok hoşuma gider. Öyle mi? Öyle bir şey olsa. Hiç yani böyle o benden fazla kazanıyor işte dikkat edeyim harcamalarıma. Yok olmaz. Peki belli eder mi ayrıntılarda daha çok kazandığını sana? Yok etmez. O konuda yok, netiz. Yok öyle bir karakter değil etmez. Ya ben 10 milyar alayım o 100 milyar alsın yine belli oğlum, milyar mı kaldı lan? 6-0 attık. Teyzem ya demin bana ekonomi anlatıyordu 10 milyar aldı diyor. 10 milyar aldı o da oradan 100 milyar alınca. Milyar bitti oğlum. 10 bin 100 bin. Evet. Tamam yani. 10 bin alıyorsun 100 bin alıyor. Evet hiç... Sıkıntı olmaz benim için. Daha sence nasıl olur kuzum? Senin 10 kat fazla kazanma? Sıkıntı olmaz ya. Paranın lafı bir düşündün acık. Evet. Gerçekler öyle yani eğer sanki. Ben işimde mutluysam sıkıntı olmaz. Ama işimde mutsuzsam sıkıntı olur. Ne alakası var konumuzda şu an bunun? Ya şöyle yani hem o para için çalışıyorsam sadece. Ya o işten keyif almıyorsam. Ya geç geç onu. İkiniz de keyif alıyorsunuz. Sen 100 bin 10 bin. O zaman sıkıntı olmaz. Yani. Ha öyle yine ortak aynen. hesap. Aynen. Hesapları kim ödüyor? Şu an? Benim kartımda nerede ödüyor? Ne demek o?
Ama yine abi... sonra ekstreydi Erdi ödüyor. Tabii. Aynen. Şu an zaten ben çalışıyorum. Sadece size kart senin yani. Evet. Ya ben kart kullanmıyorum abi. Kart kullanmıyor. Evet. Aynen. Neden? Yasak mı? Aynen. Ne oluyor? O yani çok harcamayı bilmiyor. Evet. Elim çok açık abi. Çok açık. Öyle mi? Evet. Aynen. Anlat bakayım biraz el açıklığı anlayalım. Ya ta... Herkes yapıyordur. Ama tatile giderken mesela... diyorum kredi çekelim. İşte böyle gidelim. Sena çok karşı böyle şeyler. Paramız mutlu, varsa harcayalım der mutlu yani. Mutlu olacaksak her şeyi yapar. Sonra? Ama ben zaten o para gittiği için mutsuz olduğum için... Paradoksa bak! Milano'da kaç para kredi çektik ya? Anladın mı? Abi şöyle, 1000 liramız var. Ben 900 lirasını hemen bir yerde mutlu olabileceğimiz bir şeye verebilirim. Ama Sena 100 lira verdiği zaman düşünür. Der ki 50 mi verseydik acaba? Yine ekonomi şahlandı şu an ha. Hepimizin aydınlandığı bir örnek daha. 50 mi verseydik 20 verir. Erdi. Hanımı hızlıca huy olarak bir hayvana benzet. Huy olarak. Tavşan. Ne oldu ya? Abi sık sık niyet çeker. Havuç sever. İmam Hatip Benzir'i. Neymiş? İmam Hatip Benzir'i ya, niyet. İmam Hatip Benzir'i niyet diyor bana ya. Mesut Süreyli'ye götümüzden vuracaklar devam ediyor. Sen bir hayvana benzet huyu olarak. Köpeğe benzetirim. Neden? Isıran o aslında. Yok, Sadık... Isıran o diyor, ısıran. Ya Sadık Erdi, yani son 4 yıldır. Sadece köpekler Sadık. Sevdirir kendini ama... Sevdirir kendini. Alanını belli eder, salonun köşesine işer. Oraya gitmem. Sevgi doludur yani. Hı hı. Ama sinirlendiği zaman da o da ısırır. Öyle mi? Aynen. Onun seni cismen ısırmışlığı var mı? Şuradan ısırayım falan diyor da ben... Şuradan ısırayım mı? Sevmek için yani. Anladım canım. Aynen. Kavgada değil. Ha anladım. Aynen. Sen ısıtırıyor musun? İlişkisine bak, geldiğimiz noktaya bak. Hanımefendi diyorum ki ısıtırıyor musun kendini? Bazen ısıtırıyorum. Vallahi. Hocam kaç ısırayım mı dediğinde kaçta kaç ısırabiliyor? 1/10. 1/10? Evet. 9 taneden... Köpek Erdi başıboş mu dönüyor? Evet. Eli boş dönüyor. Boş dönüyor abi. Anladım. Puanlayalım. Çağdaşlık 4 diyenler o desin. İyi lan yine. Sadakat 10 diyenler o desin. Güzel tabii yani. İyi, dip dibe 4 yıl. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi. 7 ve üzeri diyenler o desin. İyi bölüme geldik diyenler o desin. Tabii lan. Her bölümün sonunda olduğu gibi öpüşün barışın. Alkışlarla. Mesut Süre, Norsun sunduğu ilişki testi alkışlarla sona eriyor. Bay bay. Arkadaşlar teşekkür ediyorum herkese. Görüşürüz. Bay bay.